Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sayı kesir problemleri ikinci videosundayız. Sevgili arkadaşlar her bir video bizim için bir adım oluyor. Adım adım bu işi başaracağız. İlk önce ne demiştim? Klasik sorular üzerinde konunun temel mantığını öğreneceğiz ve daha sonra yeni nesil sorular da çözeceğiz. Zaten her videoda yine yeni nesil sorular olacak ama konu tamamen bitsin. Sadece yeni nesil sorulardan oluşan bir videoda geliyor. Hazır mısınız? Evet. sevgili arkadaşlar sayı kesir problemlerini ben karakterize ettim. İşte kumbara soruları, parça bütün soruları, tel kesme, top zıplama bilmem ne bir sürü böyle karakterize ettim ki siz daha rahat edin. Şimdi Kumbara soruları ne anlama geliyor? 1 TL ve 5 TL'lik toplam 50 adet para bir kumbaraya atılıyor. Kumbarada toplam 130 TL para olduğuna göre bu paralardan kaç tanesi 5 TL'liktir? Sevgili arkadaşlar bakın ilk önce size genel kuralları vereceğim. Ondan sonra temel mantığını da öğreteceğim. 1 TL ve 5 TL'lik paralar varmış. Hmm, 1 TL'lik ve 5 TL'lik paralar varmış. Şimdi şu rengi değiştiriyorum hemen. Güzel. Toplam 50 adet para var. Bana diyor ki kaç tanesi 5 TL'liktir? Kaç tanesi 5 TL'liktir biliyor muyum? Hayır. Diyelim ki x tanesi hangisini soruyorsa onu x diyoruz arkadaşlar. x tanesi 5 TL'likse 50 adet paradan x tanesi 5 TL'likse geriye kaldı. 50 x'i x tanesi de 1 TL'liktir. Ne demek istiyorum? Toplam 50 tane para var. Örneğin diyelim ki 10 tanesi 5 TL'likse 50'den 10 çıkar. 40 tanesi de 1 TL'liktir. Örnek veriyorum arkadaşlar. 50 adet paradan x tanesi 5 TL'likse 50 eksi x tanesi de 1 TL'liktir diyoruz. Toplam para tutarını bize 130 olarak vermiş. Toplam para tutarını nasıl hesaplıyoruz? Arkadaşlar burada 50 eksi x tane para var. Ve her biri 1 TL. Toplam kaç lira eder? 50 eksi x çarpı 1. Toplam 50 eksi x TL eder. Artı. Burada x tane para var. Her biri 5 TL. Toplam kaç lira eder? x tane 5 TL. 5x lira eder. x çarpı 5 5x. Burada ne yaptım? Toplam para tutarını hesapladım. E toplam para tutarı da 130 liradır diyor. Vale helal olsun. O zaman 50'yi hemen karşıya gönder. Şurası kaç oluyor? 5x'ten x çıkar. 4x eşittir. 130'dan 50 çıkar. Kaç olur? 80 mi? Evet. x buradan kaç çıkıyor? 80'i 4'e böl. 20. Arkadaşlar 20 tanesi 5 liralıktır. Bu soruları şıklardan giderek de çözebilirsiniz. Örneğin 50 tane para var. 20 tanesi 5 TL'likse geriye kaldı 50'den 20 çıkar 30 tanesi de 1 TL'liktir. Gerçekten toplam para tutarı 130 oluyor mu? 30 çarpı 1 30 TL oldu artı 20 çarpı 5 100 TL bakın toplam 130 yani şurayı sağladı cevabımız Bursa oluyor. Biz bunlara kumbara soruları diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz devam ediyoruz. Bir parkta bir kısmı 3 kişilik diğerleri 5 kişilik toplam 22 tane bank var. Banklardaki oturma yerlerinin toplam sayısı 90 kişilik olduğuna göre 3 kişilik bank sayısı kaçtır? Yazıyorum hemen. 3 kişilik bir de 5 kişilik banklar varmış. İsterseniz şöyle yazayım. 3 kişilik bir de 5 kişilik banklar varmış. Güzel, güzel, güzel. Devam ediyorum. Toplam 22 tane bank var. Hangi bankları sormuş? 3 3 kişilik bankların sayısını sormuş. Kaç tane olsun diyelim? X tanesi. Yani bu 22 tane banktan x tanesi 3 kişilikse o zaman geriye kaldı 20 eksi 22 eksi x tanesi de 5 taneliktir. 5 kişiliktir arkadaşlar. Tekrar tekrar ediyorum. 22 banktan x tanesi 3 kişilikse geriye kaldı 22 eksi x tanesi de 5 kişiliktir. Toplam kişi sayısını nasıl hesaplarız? x tane bank var ve her biri 3 kişilik. O zaman toplam 3x kişilik olmaz mı burası? Artı 22 eksi x tane bank var. Ve her biri 5 kişilik. Toplam kaç kişilik olur? Bu ile bunun çarpımı. Yani 5 çarpı 22 eksi x kişilik oldu. Toplam kişi sayısını hesapladık. Zaten toplam e, hepsi 90 kişilik oluyormuş. 90'a eşitle diyor. Buradan x'i bul bana diyor. Hemen hesaplıyorum. 3, 3x artı. 5'i içeriye doğru dağıtıyorum. 5 kere 22 kaç eder? 5 kere 2 10. 5 kere 2 10. 11 mi? Evet. Eksi 5 artı x. 5 x eşittir 90. Ee, şundan şunu çıkarsak eksi 2x. Şunu da karşıya gönderiyorum. Eşittir 90'dan 110'u çıkarsak eksi 20 mi? Evet evet evet. Buradan x kaç çıktı? 10. Dolayısıyla arkadaşlar 10 tanesi 3 kişiliktir. Bakın gerçekten öyle olmuyor mu? Cevabımız 10 oluyor. Toplam 22 tane bank var. 10 tanesi 10 tanesi 3 kişilikse geriye kaldı. 22'den 10 çıkar. 12 tanesi de 5 kişilik oluyor. Peki sağlıyor mu gerçekten? 10 tane bank var. Her biri 3 kişilik. 10 çarpı 3 30 kişilik oldu. 12 tane bank var. Her biri 5 kişilik. 12 çarpı 5 60 tane oldu. Toplam kaç oldu? toplam 90 kişilik oldu. Yani şurayı sağladı. Yani cevabımız Adana oluyor. Ben şurada sağlamasını da yapıyorum ki mantığını kavrayayım sevgili arkadaşlar. Bir tiyatro gösterisinin biletleri öğrencilere 15 TL'den diğer izleyicilere ise 25 TL'den satılmıştır. Bu tiyatro için satılan bilet sayısı 70 ve bilet satışına elde edilen toplam para 1350 TL olduğuna göre biletlerin kaç tanesi öğrencilere satılmıştır diye sormuş. Buraya yazıyorum o zaman. Öğrenci, öğrenci tam diye yazdım. Tamam. Şimdi bakalım Bakalım arkadaşlar ee, bakalım öğrenci 15 TL yani öğrenci 15 TL veriyormuş diğer izleyiciler onlara da tam dedik bunlar da kişi başı 25 TL veriyor yani tiyatroya gitmek istiyorsan eğer öğrenciysen 15 TL vereceksin eğer tamsan öğrenci değilsen 25 TL verecekmişsin güzel şimdi bakalım neler olacak diyor ki arkadaşlar toplam satılan bilet sayısı 70. Yani toplam 70 tane bilet satılmış. Öğrenci ve tamlara bütün bilet, satılan biletlerin sayısı 70. Kaç tanesi öğrenci biletidir diye sormuş. O zaman bu 70 tane biletten x tanesi öğrenci ise x tanesi öğrenci ise 70 eksi x tanesi de tamdır. Doğru mu? Evet. Bunu biliyorum artık. Biz bunlara kumbara soruları diyoruz. 70 tane biletten x tanesi öğrenci ise geriye kaldı 70 eksi x tanesi de tamdır. Toplam para tutarını hesaplayalım x tane öğrenci gelmiş her biri 15 lira toplam kaç lira eder 15 çarpı x 15 x lira eder artı 70 eksi x tane tam gelmiş ve her biri 25 lira vermiş o zaman toplam ne kadar para eder bu ile bunun çarpımı yani 25 çarpı 70 eksi x 25 çarpı 70 eksi x Burada neyi hesapladım? Toplam para miktarını hesapladım. Zaten toplam 1300 TL, 1350 TL para olduğunu söylüyor. Bala bulmuşum. Buradan işlemleri yaparak işin içinden çıkacağız şimdi burası 15x zaten artı 25'i içeriye doğru dağıtalım bakalım başımıza ne gelecek 7 kere 25 kaç eder 175 mi evet bir de bir sıfır var burada 25x 70 1750 eder arkadaşlar eksi 25x burası 25x oldu eşittir 1350 oldu 15x eksi 25x eksi 10x eksi 10x'i artı 10x olarak karşıya gönderelim isterseniz eşittir 1350 eksi 1350 olarak buraya gönderiyorum yani 1750'den. 1350'yi çıkarırsa kaç oluyor? 400 mu oluyor? Evet. 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 Harikayız. O zaman her iki tarafını 10'a bölsem. Yani bu sıfır bu sıfır gitse 40 eşit X çıktı. X eşit 40'mış. 40 tanesi öğrenciymiş arkadaşlar. Kaç tanesi öğrenci? X tanesi öğrenci demiştim. X'i de 40 buldum. Cevabımız denizde oluyor. Harikayız. 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 Devam ediyoruz. Bir havayolu şirketi yolcularına sıcak ve soğuk içecekler ikram etmektedir. Her sıcak içeceğin servisi 40 saniye ve her soğuk içeceğin servisi 50 saniye sürmektedir. Bu hava yolu ile seyahat eden 75 yolcu yapılan servis 55 dakika sürdüğüne göre kaç yolcu sıcak içecek içmiştir? Hemen yazıyorum buraya. Sıcak yazıyorum. Soğuk içecek yazıyorum. Tamam. Şimdi her sıcak içeceğin servisi 40 saniye sürüyormuş. 40 saniye sürüyormuş. Her soğuk içeceğin servisi ise 50 saniye sürüyormuş. Bu burada kalsın. Şimdi rengimizi değiştirelim, gelelim. Bakalım ne diyor. Bu hava yolu ile seyahat eden toplam 75 tane içecek servis edilmiş, 75 yolcu e, kaç tanesi sıcak içecek içmiştir? Arkadaşlar 75 tane yolcu var. X tanesi sıcak içecek içmişse, o zaman geriye kaldı 75 eksi X tanesi de soğuk içecek içmiştir. Doğru mu? Evet. Artık bu mantığı kavradık. Hocam siz bunları kategorize etmişsiniz. Bakın sorular aynı. Hikayeler değişiyor. Çözüm aynı. Harikasın. O zaman burada toplam saniye sayısını hesaplayalım arkadaşlar. Bakın. Her bir sıcak içecek 40 saniye sürüyor. Toplam x saniye servis edilmiş. O zaman toplam kaç saniye eder? 40 çarpı x 40 x saniye eder. Artı Burada 75 eksi x tane soğuk içecek servis edilmiştir ve her biri 50 saniyedir. Toplam kaç saniye eder? Buyla bunun çarpımı doğru mu? 50 çarpı 75 eksi x. Neyi hesapladım? Soğuk ve sıcak fark etmez. Bütün bu 75 yolcuya dağıtılan toplam servis kaç saniye sürmüş bunu hesapladım. Ama saniye olarak gittim ona dikkat et. Bunu neye eşitleyeceğim? Verilen zamana Toplam servis 10, 55 dakika sürmüş. Arkadaşlar eğer bunu 55'e eşitlersem olmaz. Neden olmaz? Çünkü şu ana kadar benim hesaplamalarım saniye üzerindedir. Yani bu kadar saniye olarak bakın şurası nedir? Şurası saniyedir arkadaşlar. Yani bu kadar saniyede bütün içecekler servis edilmiştir. Ama bana diyor ki dakika. O zaman hemen bunu ne yapıyorum? Saniyeye çeviriyorum. 55 dakika. 55 dakika kaç saniyedir? 55 çarpı 60 saniyedir. Anlamış mısın? Yani burası 55 çarpı 60 olmalı. Ee, umarım anladınız arkadaşlar. Çünkü sol taraf saniyeydi, sağ tarafında saniyeye çevirmek zorundaydım. Ee, bundan sonrası valla artık kolaydır. 40 x artı e, şunu şöyle dağıtırsak ne olur? Şöyle dağıtalım. Ya da size daha kolay bir yol göstereyim. Bakın daha pratik bir yol göstereyim. Evet, bu şekilde gitsek olur. Yani 50'yi dağıtırsanız ama e, ne yazık ki biraz zor işlemler olur orada. Mesela eşitliğin sağ tarafından 1 0. Şuradan 1 0. Buradan bir sıfır sadeleştirebilirim. Aslında 10 parantezine aldım arkadaşlar. Hocam ben anlamıyorum. O zaman 50'yi dağıtacaksın. Böyle uzun uzun işlemlerle gideceksin. Bunu da bil. Burası 4 x oldu. Artı. Burada 5'i içeriye doğru dağıtacağım şimdi. 5 çarpı 75 kaç eder? 5 kere 5 25. 5 kere 7 35. 2 daha 37. 375 oldu. Eksi 5 çarpı x 5 x eşittir. Burada da 55 çarpı 6 var. 6 kere 5 30, 6 kere 5 30, 33 mü? 330 oldu. 4x eksi 5x eksi x olur. Eksi x'i karşıya hop diye artı x olarak gönderdim. 330'u da eksi 330 olarak buraya gönderiyorum. Yani 375'ten 330'u çıkarsak kaç oluyor? Bu biraz zor ha. Valla bu biraz zor. 45 mi? Hevalı 45 oluyor. Yani buradan x'i kaç bulduk? 45 bulduk. Zaten diyor ki kaç tanesi sıcak içecek? X tanesi sıcak içecek demiştik. X'i de 45 bulduk. Cevabımız Edirne oluyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın aynı tip sorular. Bir kümesde bulunan tavukların ve tavşanların toplam sayısı 30'dur. Bu hayvanların toplam ayak sayısı 84 olduğuna göre kümesinde kaç tane tavşan var? Hmm. O zaman yazıyorum. Tavuk, tavşan. Bunları yazdım. Ee, sevgili arkadaşlar ben şunları bilmeliyim. Tavuğun kaç tane ayağı var? 2 tane kanadı var, iki tane ayağı var. 2 tane ayağı var tavukların. He valla, benim bildiğim kadarıyla. Tavşanların kaç tane ayağı var? Valla 4 tane. He valla. biraz genel kültür lazım buraya. Güzel. Bu hayvanların toplam ayak sayısı 84 olduğuna göre kümeste kaç tane tavşan var diye sormuş. Şimdi toplam 30 tane hayvan var. Kaç tanesi tavşandır diye sorduğuna göre diyelim ki x tanesi tavşan olsun. Yani 30 tane hayvandan x tanesi tavşansa geriye kaldı 30 eksi x tanesi de valla tavuktur. He valla tane tane yazalım. Tekrar ediyorum. Bu 30 tane hayvandan x tanesi tavşansa geriye kaldı 30 eksi x tanesi de tavuktur. Toplam ayak sayısını hesaplayacağız. Çünkü diyor ki toplam 84 tane ayak varmış. O zaman toplam ayak sayısı nasıl hesaplayacağız? 30 eksi x tane tavuk var ve her biri iki ayaklı toplam kaç tane ayak olur? Bu bunun çarpımı kadar. Yani 2 çarpı 30 eksi x tane ayak oldu. Artı. Tavşanların toplam ayak sayısı kaçtır? x tane tavşan var ve her biri 4 ayaklı. O zaman 4 x tane ayak olmaz mı? Evet. Burada toplam tavuk ve tavşanların toplam ayak sayısını hesapladık. Doğru mu? Evet. 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 O zaman neye eşitmiş? Zaten diyor ki bu hayvanların toplam ayak sayısı 84'tür. Valla 84'e eşitletiyor. Yine ne koştur? Valla çıktı ha. 2'yi içeriye doğru dağıt. 2 çarpı 30, 60, eksi 2 çarpı x, 2x artı. Burada ne var? 4x var. Neye eşitmiş? 84'e. Ee, şurası kaç oluyor? 4x eksi 2x, 2x eşittir. 60'ı eksi 60 olarak gönder. 84'ten 60 çıkar kaç oluyor? Biraz zor valla. 24. X buradan ne çıktı? 12 çıktı. Neye x demiştik? Tavşanların sayısına x demiştik. Zaten kaç tane tavşan var diye sormuş. 12 tane tavşan var. He vallahi, 12 tane tavşan var. Harikayız. Şimdi arkadaşlar bakın son zamanlarda ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından bir tanesini çözeceğiz tamam mı? Şu ana kadar klasik sorular çözdük. Bu sorular çok önemli. Sınavda gelebilir. Mesela bu tarz bir soru sınavda gelebilir. DGS, TYT hangi sınava gidiyorsanız girin bu tarz bir soru gelebilir. Bir taş sanatçısı renkli taşları üst üste koyarak yıldız, yıldız veya çiçek motifleri elde ediyor. Bu sanatçı her sırada 25 tane olmak üzere 3 sıra taşla bir tane yıldız motifi, 20 tane her sırada 20 tane olmak üzere 5 sıra taşla bir çiçek motifi oluşturuyor. Bu sanatçı toplam 1550 tane taş kullanarak 18 tane motif oluşturmuştur. Buna göre sanatçının oluşturduğu yıldız motiflerin sayısı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bakın bu soruyu anlamak biraz zordur. Doğru mu? Evet. Ama anlayacağız. Şimdi bakalım. E, yıldız motiflerinden bahsetmiş, yıldız motiflerinden bahsetmiş, bir de çiçek motiflerinden bahsetmiş. Yıldız motiflerini oluşturmak için ne yapmamız gerekiyormuş? Bu sanatçı diyor. Her sırada Bakın her sırada 25 tane olmak üzere 3 sıra taşla bir yıldız motifini oluşturmuştur arkadaşlar. Her sırada 25 tane yani nasıl söyleyeyim her sırada 25 tane taş olacak ve 3 sıra diyor. Yani yıldız motifi için 1, 2, 3 tane sıra olacak ve her sırada da 25 tane taş olacakmış. Hmm. 25 tane taş olacak. öyle demiyor mu? Bak. Bu sanatçı her sırada 25 tane olmak üzere 3 sıra taşla bir yıldız motifini oluşturuyor. Buraya kadar cümleyi kestim. 3 tane sıra var diyor ve her sırada da 25 tane taş olacak. Bu şekilde bir tane yıldız motifini oluşturuyormuş. O zaman bir tane yıldız motifini oluşturmak için toplam kaç tane taş lazımmış? 25 artı 25 artı 25 75 yani 3 kere 25 75 taş. Artık ben şunu biliyorum. Bir tane yıldız motifini oluşturmak için toplam 75 taşa ihtiyaç var. 20 tane olmak üzere 5 sıra taş ile bir çiçek motifini oluşturuyormuş. Bak 5 sıra taşla çiçek motifini oluşturuyormuş. 1 2 3 4 5 sıra taş ile ve her sırada da 20 tane olacakmış arkadaşlar. Burada her kelime yok özür diliyorum. Cümleyi tamamlayacağım. Ben PDF'te düzelteceğim. Her sıra e, e, burada aynı bunun gibi bakın. Her sırada 20 tane taş olmak üzere her sırada 20'şer taş olmak üzere ve toplam 5 sıra taşla bir çiçek motifini oluşturuyormuş. Arkadaşlar çok zor değil. Hocam anlamadım. Kardeşim neyi anlamadın? Bak 5 sıra taş var. 1, 2, 3, 4, 5 sıra taş var. Her sırada da 20'şer taş olacakmış. O zaman 5 kere 20 burada toplam 100 taş olmaz mı? He. Demek ki bir çiçek motifini oluşturmak için toplam 100 taşa ihtiyacım var. Artık ben şunları biliyorum. Bak şimdi. Yıldız. Yıldız. Ve çiçek motiflerini oluşturacakmış bu adam. Yıldız motifi oluşturmak için ne lazım? Çiçek motifi oluşturmak için ne lazım? Hocam bir tane yıldız motifini oluşturmak için toplam 75 tane taşa ihtiyacım var. Bir tane çiçek motifini oluşturmak için toplam 100 tane taşa ihtiyacım var. Diyor ki bu sanatçı toplam 1550 tane taş kullanarak 18 tane motif oluşturmuş. Yani yıldız ve çiçeklerin toplam sayısı 18 taneymiş. Sanatçının oluşturduğu yıldız motiflerin sayısı kaçtır? Kaç tanesi yıldızdır diye sormuş. Kaç tanesi yıldızdır diye sormuş. Şimdi bu 18 tane taştan, 18 tane motiften x tanesi yıldızsa geriye kaldı 18 x eksi x tanesi de çiçek olmaz mı? Valla olur. Tekrar ediyorum. Ya 18 tane motif var. Yıldız ve çiçeklerin toplam sayısı. 18 tane motiften x tanesi yıldızsa geriye kaldığı 18 eksi x tanesi de çiçek motifidir. Toplam taş sayısını nasıl hesaplayacağız? Arkadaşlar bakın yine kumlara sorusuna dönüştü. Burada arkadaşlar bir tane yıldız motifini oluşturmak için 75 tane taşa ihtiyacım var. X tanesini oluşturursak o zaman 75 çarpı x tane 75 x tane taşa ihtiyacım var. Anlaşıldı mı? Evet. 18 eksi x tane taş her biri 100 taş pardon 18 eksi x tane çiçek motifi var ve her biri 100 taştan oluşuyor. Toplam Kullanılan taş sayısı nedir? Şurada bunun çarpımı yani 100 çarpı 18 eksi x oluyor. Zaten diyor ki toplam 1550 tane 1550 tane taş kullanılmış. Zaten ben de burada toplam taş sayısını hesapladım. Burada bunun çarpımı artı burada bunun çarpımı eşit 1550. Neyi sormuş? X'i sormuş. Kaç tane yıldız motifi lazı gereklidir diyor. Sayısı kaçtır diyor. X'i bulursak olayın içinde işin içinden çıkacağız. Şimdi X'i bulmak için ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? 75x artı 100'ü içeriye doğru dağıtıyorum 100 çarpı 18 kaç eder 1800 100 eder 100 çarpı x 100 x eşittir 1550 mi evet e, 75 x'ten 100 x'i çıkarsak eksi 25 x eksi 25 x'i artı 25 x olarak bu tarafa atıyorum eşittir. 1550'yi de karşıya gönderiyorum arkadaşlar. 1800'den 1550'yi çıkarsak kaç olur? 250 mi olur? 250 olur. İsterseniz çıkartalım bakın. 1800'den 1550'yi çıkarıyorum. Şurası 0 oldu. 5 oldu. 7. Hevalı bu doğru bulmuşum. O zaman 200, 250'yi 25'e bölsem kaç bulurum? 10 bulurum. Yani x eşit 10 çıktı. 10 tanesi yıldız motifidir. Zor mu? Arkadaşlar zor değil. Özellikle bu problemleri anlamak zor. Eğer problemi anlarsanız zaten klasik sorular üzerinde sizin size temel mantığı, çözüm yöntemlerini gösteriyoruz. Arkadaşlar yeni nesil sorular çözdüğünüz zaman yeni nesil soru da bu da yeni nesil bir soru oluyor. Yeni nesil soru illa şekilli, mekilli sorular değil. Siz yeni nesil soruyu anladığınız zaman aslında klasik soruyu biraz almışsa, almışlar. Şekilli, mekilli ya da bol problemli böyle uzun bir soru yapmışlar. biz bunu yeni nesil diyoruz. Ve gerçekten bunda onların çözüm yöntemleri de bunlardır. Yani zaten yeni nesil bir soruyu okuduğumuzda hemen aklımıza o klasik sorular geliyor ve o çözümlerle yapıyoruz. Yani değişik bir şey yok. Çok güzel. Bir sanatçı konserlerinde her biri 3 ya da 5 dakikalık olan toplam 22 şarkı söylemiş. Ve her iki şarkı arasında 2 dakikalık molalar vermiştir. Bu sanatçının konseri ilk şarkının başından son şarkının bitimine kadar 128 dakika sürmüştür. Buna göre sanatçı konserinde... 5 dakikalık toplam kaç şarkı söylemiştir ee, burası niye kan çıkmamış her neyse onu yanlış yazmışım arkadaşlar 3 dakikalık şarkılar varmış 5 dakikalık şarkılar varmış şimdi ben hikaye okuduğumda aklıma kumbara sorusu geldi birine x diğerine bilmem ne eksi x diyeceğim o geldi aklıma 3 dakikalık ve 5 dakikalık şarkılar söylemiş diyor ki sanatçı bu konserinde Söylediği toplam 5 dakikalık şarkı sayısı kaçtı bilmiyorum 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 ama burada bazı şeyler size anlatmam gerekiyor arkadaşlar çok önemli şeyler anlatacağım şimdi her iki şarkı arasında molalar vermiş arkadaşlar ve toplam 22 tane şarkı söylemiş tabi bu 22 şarkıdan kaçı 3 dakikalık kaçı 5 dakikalık bilmiyoruz zaten onu soruyor bize. 22 dakika tane şarkı varsa kaç defa mola vermiştir bunu şu an araştırıyoruz ve şu an anlatacağım şeyi not alın lütfen sadece soruyu çözmüyorum soru üzerinde sayı problemlerini anlatmaya çalışıyorum Arkadaşlar şu an söyleyeceğim şeyi ÖSYM'nin son zamanlarda kullandığı yani çok kullandırdığı şeydir Şimdi diyelim ki bu noktalar şarkı olsun bir şarkı söyledi mola verdi bir şarkı söyledi mola verdi şarkı söyledi mola verdi şarkı söyledi mola verdi şarkı söyledi, verdi. Şarkı söyledi, verdi. Şarkı söyledi, verdi. Şarkı söyledi bitirdi Bakın sanatçı geldi konsere merhaba arkadaşlar diye şarkı başladı. Sonra mola verdi. Şu boşluklar mola oluyor. Kaç tane şarkı var burada örneğin? 1, 2, 3, 4, 5 tane şarkı var doğru mu? 5 tane şarkı var. Peki 5 tane şarkı varsa kaç defa mola vermiştir? 1, 2, 3, 4 tane mola vermiştir. Yani her zaman bir eksiği oluyor arkadaşlar. Diyelim ki sanatçı Bakın bu sefer farklı bir şey yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane şarkı söylemiş. Olsun. Kaç tane mola var? 1 2 3 4 5 6 7 tane mola var. Yani mola sayısı şarkı sayısının 1 eksiğidir arkadaşlar. Burası 8 ise burası 7'dir. 10 tane şarkı varsa 9 tane mola vardır. 100 tane şarkı varsa 99 tane mola vardır. Her zaman 1 eksi. O zaman ÖSYM madem bunu kullanıyor, kullandırtıyor ve madem gelme ihtimali çok yüksek böyle bir şeyin o zaman biz bunu öğrenmek zorundayız. 22 tane şarkı var diyor. 22 şarkı varsa kaç tane mola vardır? Hocam valla 21 tane mola vardır. Eee, 21 tane mola mı var kardeşim? Ve her bir da 2 dakika sürüyor. O zaman toplam kaç dakika eder sence? 21 tane 2 dakika. 21 çarpı 2. 42 dakika. O zaman bu sanatçı konser boyunca toplam 42 dakika boyunca mola vermiş. Bu burada kalsın. Şimdi bana diyor ki toplam 22 tane şarkı var. Bu şarkılardan kaç tanesi 5 dakikalıktır diyor. Kaç tanesi 5 dakikalık olsun bilmiyorum. Diyelim ki x tanesi 5 dakikalık olsun. Kaç tane şarkı var? Toplam 22 tane şarkı var. Bu 22 şarkıdan x tanesi 5 dakikalıksa geriye kaldı. 22 eksi x tanesi de 3 dakikalıktır. O zaman toplam geçen süreyi hesaplamam gerekiyor. Neden? Çünkü diyor ki toplam konser toplam 128 dakika sürmüş. O zaman toplam geçen süreyi hesaplayalım. 22 eksi x tanesi. Özür diliyorum buraya dakika yazmışım arkadaşlar. 22 eksi x tanesi de 22 eksi x tanesi de 3 dakikadır. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 22 şarkıdan x tanesi 5 dakikalıksa geriye kaldı 22 eksi x tanesi de 3 dakikalıktır. Buradan sonra ne hesaplamam gerekiyor? Toplam geçen süreyi yani bu konser toplam kaç dakika sürmüş bunu hesaplamam gerekiyor. Çünkü soruda bakın arkadaşlar konser toplam 122 dakika sürmüştür diyor. E süreyi nasıl bulacağız? Valla kumbara sorusu. 22 eksi x tane şarkı var. Her biri 3 dakika. Toplam kaç dakika eder? 3 çarpı 22 eksi x. 3 çarpı 22 eksi x dakika eder. Artı. X tane şarkı var. Her biri 5 dakikalık. Toplam kaç dakika eder? Çarpın 5x dakika eder. 3 dakikalık ve 5 dakikalık toplam geçen süre bu kadardır. Artı bu adam bir de mola vermiş. 42 dakikada mola vermiş. Neyi hesapladım? Konser toplam kaç dakika sürmüş? Bunu hesapladım. Konser toplam kaç dakika sürdüğünü söylüyor. 128 dakika sürdüğünü söylüyor. Valla bulmuşum. Hevala bulmuşum. Bundan sonrası matematiktir ha. Bunu da kendinize yapın gitsin. 3 çarpı 22 66 eksi 3 çarpı x 3x artı burada ne var? 5x var. Artı ne var? 42 var. Eşittir neye? 128'e. Burada beynimi devreye soktum. 5x eksi 3x 2x mi eder? Evet evet evet. Şuyla şunun toplamı kaç eder? 66 ile 42'nin toplamı 108 mi? Eşittir 128. 108'i karşıya gönderiyorum. 2x eşittir. 128'den 108'i çıkarırsa kaç oluyor? 20 mi oluyor? Evet x eşit kaç çıktı? 10 çıktı. Dolayısıyla arkadaşlar bakın x tanesi 5 dakikalık demiştik. 10 tanesi 5 dakikalık. Zaten 5 dakikalık çarkların sayısı kaç tanedir diye sormuş. Cevabımız 10 oluyor. Harikayız harikayız harikayız. Ee, sevgili arkadaşlar devam ediyoruz devam ediyoruz. Kumbara sorusuyla ilgili son sorumuza geldik. Deli bir ipe zaten deli ancak iple oynar. Deli bir ipe bir kısmına 3 diğer kısmına 4 boncuk dizerek motif oluşturmuş. Ve yan yana olan her iki motif arasında bir pul yapıştırmıştır. Motifle başladığı dizme işini motifle bitiren deli motif e, toplam 159 adet boncuk ve pul kullanarak 35 motif oluşturmuştur. Buna göre delinin 3 boncuk kullanarak oluşturduğu motif sayısı kaçtır? Uey deli bizi mahvettin he valla. Arkadaşlar bu soru da önemlidir. Bakın bu tarz sorulara ÖSYM seviyor. E, yani beni kızdıran şey nedir biliyor musunuz? Öğrenci temeli yok sayı problemlerini tam halletmemiş. Klasik sorular üzerinde mantığını kavraması gerekirken gidip hocam yeni nesil soruyu çözmek istiyorum. Ve kardeşim bu sorular üzerinde eğer mantığını kavramış zaten bu da yeni nesil oluyor. Deliği görmüyor musun? Tam yeni nesil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İlk önce klasik sorular üzerinde mantığını kavramanız gerekiyor. Zaten yeni nesil soruları halledersiniz. Arkadaşlar klasik sorular üzerinde bu videoları izleyin. Şimdi bakalım deli neler yapmış arkadaşlar motifler oluşturmuş bakın deli ne yapmış bir ipe bir kısmı 3 diğer kısmına 4 boncuk dizerek motifler oluşturmuş yani bir tane ip var diyor şuradan çizeyim şöyle güzel bir ip çizeyim arkadaşlar bu delinin ipi olsun bakalım deli neler yapmış bakın diyor ki bir ipe ipimiz bu bir kısmına 3, diğer diğerlerine ise 4 boncuk dizerek motifler oluşturmuş ve yan yana olan her iki motif arasında da bir pul yapıştırmış. Motifle başlamış, motifle bitirmiş. Arkadaşlar motif ne demek? Mesela 1 2 3 tane boncuk yan yana gelirse buna bir motif diyecekmişiz. 1 2 3 4 tane boncuk yan yana gelirse buna da bir motif diyecekmişiz. O zaman bu bir ipe bazılarına 3, bir kısmına 3'er, bir kısmına da 4'er boncuk dizmiş, motifler oluşturmuş. Motifle başlamış, motifle bitirmiş. Yani diyelim ki üçlü ile başladı. Bu bir örnek olsun arkadaşlar. Sonra bir pul yapıştırmış. Sonra yine üçlü bir motif yani boncuk. Sonra bir tane pul. Bazıları da dörtlü boncukmuş. Yani 4 tane boncuk. Sonra bir tane pul. Sonra tekrar 1, 2, 3 tane boncuk örneğin. Bir tane pul. 1, 2, 3, 4 tane boncuk bir tane pul. Tamam mı? Kaç tane yani bu e, bunlardan kaç tanesi 3 boncuktur? Kaç tanesi 4 boncuktur bilmiyoruz. Bu bu şekilde devam etmiş bu adam. Şöyle pullar yapıştırmış. Sonra motifle bitirmiş yine. Ya 3 boncuklu ya da 4 boncuklu mu bilmiyoruz. Zaten bunu sormuş. Hocam anlamıyorum. Bak anlaşılsın diye senin için çiziyorum. Sadece sabret. Motifler oluşturmuş. Motif ne demek? 3 boncuk yan yana gelirse buna motif diyecekmişiz. 4 boncuk yan yana gelirse buna da motif diyecekmişiz. Bazı motifler 3 boncuklu şu şekilde bazıları da 4 boncukluymuş. Kaç tanesi 3 boncuklu bilmiyoruz. Kaç tanesi 4 boncuklu bilmiyoruz. Ve her iki motif arasında da bir pul yapıştırmış. Her iki motif arasında da bir pul. Her iki motif arasında bir pul yapıştırmış. Arkadaşlar burada toplam kaç tane motif var bilmiyoruz ki. Onu söylemiş mi? Valla söylemiş ha bak. Toplam 35 tane motif oluşturmuş. Güzel. Şimdi öncelikle kaç tane pul var onu bulalım. Arkadaşlar daha deminki soru gibi bu sanatçı sorusu var ya. Şöyle pullar olsun. Pullar olsun. Bunlar da motif olsun. Toplam kaç tane motif var? 1, 2, 3, 4, 5 tane motif var. 5 tane motif varsa kaç tane pul vardır? 1, 2, 3, 4 tane pul vardır. Yani ne yaptı? Yine bir eksiği çıktı. O zaman arkadaşlar burada eğer 35 tane motif varsa kaç tane pul vardır? Bir eksiği 34 tane pul vardır. Artık ben bunu biliyorum. Kaç tane pul var? Burada 35 tane motif var. 35 tane motif var. Yani şunların sayısı var ya 35 tanedir. O zaman bir eksiği kadar 34 tane de pul vardır. Bunu biliyorum. ÖSYM bunu seviyor. Bunu sor, sorabilir. O yüzden bunu öğrendim. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar kalemi değiştiriyorum. İş yapacağım. Bu motiflerden bazıları 3 boncukluymuş. 3 boncuklu. Bazıları da 5 boncuklu. 4 e, boncukluymuş. 4 boncuklu güzel motiflerden bazıları 3 boncuklu bazıları 4 boncukludur neyi soruyor benden diyor ki 3 boncuklu motif sayısı kaçtır 3 boncuklu motif sayısına x tane diyelim mi bilmiyoruz ki çünkü x tane olsun arkadaşlar toplam 35 tane motif var yani şunların sayısı full değil ha şunların sayısı toplam 35 taneymiş 35 tane motiften x tanesi o 3 boncukluysa geriye kaldı 35 eksi x tanesi de 4 boncukludur. Yine kumbaraya girdi mi? Evet. Şimdi toplam diyor ki bak diyor ki deli toplam 159 tane boncuk ve pul kullanılmış. O zaman burada toplam kullanılan boncuk ve pul sayısını bulalım. X tane motif var. Her biri 3 boncuklu. Toplam kaç boncuk eder? 3x tane boncuk eder. Artı 35 eksi x tane motif var ve her biri 4 boncuklu. Toplam kaç tane boncuk eder? Buyla ile bunun çarpımı. Yani 4 çarpı 35 eksi x tane boncuk oldu. Neyi hesapladım? Motiflerde kullanılan toplam boncuk sayısını hesapladım. Artı 34 tane pul olduğunu da daha önce bulmuştum. Zaten diyor ki arkadaşlar ben şu an neyi buldum? Toplam kullanılan yani şu ipte toplam kullanılan boncuk ve pulların toplam sayısını buldum ki zaten onu da vermiş 159 tane boncuk ve pul kullanılmış. Yani diyor ki bunu 159'ya e eşitle işin içinden çık. Bana helal olsun. O zaman 3x artı burası çarpıdır. Ha 4'ü içeriye doğru dağıtıyorum. 4 kere 35 140 eksi 4 çarpı x 4x artı 34 eşittir 159. Güzel güzel güzel. Buradan bulacağız. 3x eksi 4x eksi x eksi x artı x olarak karşıya gönderdim. E, 140 34 daha kaç eder? Topla. Bu biraz zor. Bunlar biraz zor ha. 174 mu? He vallahi. 159'u da eksi 159 olarak karşıya gönderiyorum. 174'ten 159'u çıkarsak 15 mi? 15 eşittir x. Arkadaşlar zaten x tanesi 3 boncuklu demiştik. 15 tanesi 3 boncukludur. 3 boncuklu motif sayısı kaçmış? Cevabımız 15 oluyor. Kumbara sorularını bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Bakın ilk önce ne yaptım? Klasik sorular üzerinde anlattım. Çözdüm. Son 3 soru da gerçekten tam ÖSYM tarzıdır arkadaşlar. Böyle sorular da geliyor haberiniz olsun. Zaten konular hepsi bitsin. Yani sayı kesi problemlerinin hepsini bitirdikten sonra bir tane videoda sadece o şekilli şükürlü sorular dediğiniz yeni nesil soruları da çözeceğiz. Siz benimle birlikte bu şekilde ısrarla giderseniz bu konunun temel mantığını kavrayacaksınız arkadaşlar. Sayı kesi problemleri orta ortalama 7-8 ya belki 10 tane videodan da oluşacak arkadaşlar. Uzun uzun anlatıyorum. Bu sadece ikinci video oluyor. Üçüncü videoda var. Dördüncü videoda var. 5. videoda var. Şimdi ikinci videoyu bitirdik. Üçüncü videoda görüşürüz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu videoları beğenin. Yorumlarınızı yazın. Eleştirilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu kanal sizin kanalınız. Sizin için buradayım. Size anlatıyorum. Siz olmazsanız ben kime anlatacağım? Güzel. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. 3. videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.